Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlere aplike çalışmalarımızdan olan bir tane havuç çalışmak istiyorum. Bebek örgülerimizi süslemek için. Evet, havucumuzu alt kısımdan örmeye başlıyoruz. Genişliklerimizi verene kadar, istediğimiz büyüklük olana kadar bu örmeye devam ediyoruz. Hiç sınırı yok. İstediğiniz boyutta çalışabilirsiniz. Üst kısmına da yapraklarımızı örerek havucumuzu tamamlıyoruz. Evet, çalışmamıza kolay gelsin diyerek hemen başlayalım. Kolay gelsin. Zincirimizi çekerek örmeye başlayalım. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Birinci zincir yuvasına gelerek batıyorum. 1, 2, 3 defa da çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Aynı yere giriyorum. 1, 2, 3 tane trabzanımı ördüm. 3 zincirimizle birlikte, bakınız, 3 zincirim ve 2 trabzanım yan yana. Ve birinci sırayı 3 trabzan olarak tamamlıyorum. İkinci sıramıza 1, 2 tane zincirle geçelim. Örgümüzün arkasını şöyle çevirelim. Hemen tığımın başını doluyorum. Hemen trabzanımızın dibine şu şekilde gelerek batıyorum. 1, 2, 3 defa da alıyorum. Tığımın başını doluyorum. Diğer trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3. Tekrar tığımın başını doluyorum. En son trabzanımı örüyorum. Ve bu ikinci sırada ördüğüm dördüncü trabzan olmakta. 3 ile başlamıştık. Birinci trabzanımızı 2 defa ördük. 2 de kenardaki trabzanlarımızın üzerine ördük. Toplamda 4 trabzanımız oldu. 4. trabzanımızdan sonra 2 tane zincirimizi çekelim. Bakın, 2 zincir çekiyorum. Arada potluk olmasın diye örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak hemen trabzanımın dibine, bakınız, şuradaki görmüş olduğumuz şuraya batıyorum. 1, 2, 3 defa da çekiyorum. Başlangıçlarda birer artış yapıyoruz. Bitişlerde artış yapmıyoruz. Bu sıramızdaki öreceğimiz trabzan sayısı 5 olacak. Şimdi zincirimizle birlikte 2 tane trabzanımız oldu. Devam ediyorum. Bakın, sıradaki trabzanımı örüyorum. 3. Sıradaki trabzanımı örüyorum. 4. Sıradaki en son zincirden çektiğim trabzanımı örüyorum. 5. Bakınız, yavaş yavaş havucumuz yukarıya doğru açılmaya başladı. Başlangıçlarda birer artışımız olacak demiştim. Yeniden en son trabzanım üzerine 1, 2 tane zincirimi çekiyorum. 6 tane olacak trabzan sıramı örmek için hemen yönünü çeviriyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. Şuraya hemen zincirimin dibine ilk trabzanımı batarak artışımı gerçekleştiriyorum. 2 tane trabzanım oldu, zincirim ve yanındaki. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki trabzanımı batıyorum. 3 defa da çekiyorum. Bir sonraki trabzanıma yine batıyorum. 2 tane trabzanım kaldı. Onları da sırası ile örüyorum. Son trabzanları mutlaka örelim, kaybetmeyelim ki güzel genişliğe, bakınız, açımızın güzel bir şekilde genişlediğini görmekteyiz. Son trabzanımızdan sonra 2 tane zincirimi çekiyorum ve örgümün yönünü çevirerek yeniden başlıyorum. İlk sıramızda, bakın, zincirimizden sonra hemen dibine batarak artışımızı yapıyoruz. Tek püf noktası diyeceğimiz yer burası. Birer birer diğerlerini örüyorum. Bu sıramızda, bakınız, 3, 4, 5, 6, 5 ve son zincirden oluşan trabzanımı da ördüm. 7. 2, 4, 6, 7 sayısına ulaştık. 3, 4, 5, 6, 7. Her sırada bir tane artışımızı yaptık. Yeniden son trabzan üzerine 1, 2 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çevirerek dibine batıyorum. Şuraya. Ve buradaki artışımı da yaptım. Kalanlarını
Birer birer örerek istediğiniz büyüklüğe, ne kadar büyüklükte isterseniz o kadar artırarak yukarıya doğru ilerleyebilirsiniz. Çok fazla büyük istemiyorum ben bu havucumu. Onun için bu sıra yeterli. Son iki trabzanımızı da birlikte örelim. Son trabzanımız iki tane zincirden çektiğimiz için altta kalabilir. Lütfen ona dikkat edelim. Bakınız ne kadar güzel, uyumlu bir şekilde açılışı oldu. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum ve havucumu bu boyutta kullanmak için hazırlıyorum. Tabii dilediğiniz boyuta ulaşabilirsiniz. İstediğiniz kadar örebilirsiniz ve istediğiniz kalınlıktaki iplerle de çalışabilirsiniz. Yaprağımı örmek için yeşil ipime bir tane düğümümü atıyorum ve şöyle ortalıyorum. Sayalım 2, 4, 6, 8. Şöyle 4 4 ayırıyorum. Tam ortaya giriyorum. Tam orta sayı kaç olursa olsun mutlaka tam ortayı belirleyerek şöyle girişinizi yaparsınız. Sabitliyorum ve başlıyorum. 1 2 3. 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başını bir defa doluyorum. 1 2 3. 3 defa da çıktım. 3 zincir ve başını bir defa dolayıp 3 defa da çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çekip yeniden bu yuvaya gelerek batıyorum ve havucumun ilk bölüm yaprağını bu şekilde oluşturuyorum. Tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Aynı yuvaya girerek 1 2 3. 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. Havucumun ikinci bölüm yaprağını da kapatıyorum. Tekrar 1 2 3 tane zincir çekerek çıkıyoruz. Yanına bir defa dolayıp 3 defa da aldığımız trabzanımızı ördükten sonra 4 zincirle geri dönüp batıyorum. 1 2 3 4. Eğer 3 yeterli olursa elinizin ölçüsüne göre 3 zincir de inerken de çekebilirsiniz. Aynı yuvaya gelerek batıyorum. Bir zincirimle sabitledikten sonra ipimi buradan kesiyorum. İplerimizi daha sonra gizleyeceğiz. Evet, bakınız havucumuzun üst yaprak çalışmasını da bu şekilde tamamladık. Şimdi iplerimizi içeriye alarak gizleyelim. İplerimi gizledikten sonra havuçlarım kullanılmaya hazır hale geldiler. Bir tanesini bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sırada. Birini bir sıra daha küçük olarak ördüm. Tabii boyutları istediğiniz kadar büyütüp istediğiniz kadar küçültebilirsiniz. Bir çalışmamızı daha bu şekilde tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.